Merhaba arkadaşlar yeni bir bölümle daha karşınızdayım kaldığımız yerden devam ediyoruz önümüzde zorlu bir Chelsea deplasmanı var hemen Chelsea deplasmanına doğru ilerleyelim ondan sonra yine birkaç hamlemiz olacak şu çocuğa bir bakayım refleks yumrukla uzakla o fiziği çok zayıf ya fiziği bayağı zayıf. Artık bizim biraz daha Fizik olarak iyi seviyelerde olmamız lazım. Evet son maçta talihsiz bir mağlubiyet aldık. Niko derdin ne senin? Daha fazla forma giymek istiyorum. Niko. Seni satacağım aslanım. Ya Niko. Böyle gelip tez yaparsın işte. Böyle gerif tez yaparsın işte. Mendes iyi bir performans ortaya koydu. Nico araya ölü toplar atacak artık. Güzel. Geç. Evet 4-2-3-1 diyor. Sağ kanattan diyor. Valla ilk Chelsea maçında şöyle kazandık maçı. Ramazan'la başladım. 4-1-4-1 başladım. Ondan sonra 4-2-3-1'e tam da 4-2-3-1'di işte kanatlar orta sağdan. Ona döndüm. Basın toplantısına katılalım. Takım galibiyetle e, moral bulmak istiyor. Oyuncunun, dur bakayım. Daha büyük bir takımla eşleşmeyi bekliyordum de, dedim. Planlarımı açıklamayacağım. Evet, takımdan toparlanmayı bekliyoruz. Stanford bir işteyiz. Birkaç sene evvel Stanford bir işte olmayı hayal dahi edemezdik. İnanılmaz derecede hızlı başladık. Temkinli oyna diyor zaten. Gloucester sakatlandı 4-5 hafta. Oğlum sen oynamıyorsun ki. Oynasan hadi anlayacağım. Ramamito buradasın. Sefa çık. Elliot buradasın. bu. Kadromuz bu. Hadi bakalım. Şu Şenol'un kaç günü kaldı ona bir bakayım. Aykut'u eleştirelim. 21 günü kalmış. Yine Atletico maçında olduğu gibi Şenol'u bir tık daha öne atayım diyorum ya. Sağ taraftan yardıralım mümkün olduğunca. Ya da ben yine bir 4-1-4-1 ile başlayayım da. Evet böyle bir transferle ilgilenmiyor. Bu çocuğu ikna etmek biraz zor olacak. Şöyle bir gideceğiz bakalım ya. Bayağı da yalnız sarı kart cezalısı olabilecek oyuncu var. Kaybedecek bir şeyimiz yok aslanlarım. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Orta sahaya çektim. Ters kanatlı ayak oyuncusu. Şenol'u biraz daha hücum yapacağım sağ taraftan yükleneceğim. Sol tarafı biraz daha savunma yapalım. Çizgi inmeden ortalar. Biraz daha yüksek. Sık sık zamanı oynayalım. Merkezden başlayacağız kanatlara doğru. İleride prese boğmayı deneyeceğiz. Nils. Riskli bir pas Ramazan. Güzel pas Rosanasa. Ramamito. Bonaventura'ya ama biraz hatalı. Orada bir hata yapar mı yapmadılar. Miranda. Şimdi Tonali uzun bir top denedi. Yine adrese teslim. Tonali farkı tabii ki belli oldu. Nils. Şimdi Beckman'da kaldı. Tekrar Nils'e bıraktı. Ver hemen Gallagher'a. Çocuğu bir görün ya. O çocuğu görseniz zaten Şampiyonlar Ligi finalinde oynayacağız da. İyice kenarlara doğru indim değil mi ben? İndim. Taç atışını kullanan Dembele. Tonali. Gallagher iyi müdahale bulun, bulunmak istedi ama Dembele orada içinden geçti. Alın onu ya. Miranda. Rosana saldı. Bonaventura indirdi ama nereye yani? Miranda çevirdi hatalı bir top yok mu orada? Şiir gibi oynuyorlar var ya. Rosa Tonali. Arons. Tekrar Tonali vuracak bu yapacak bir şeyler. Ulan. Topa dal diyeceğiz ya. Bu böyle olmayacak. Vallahi fırıldak gibi oynuyorlar. Kartsa kart. Yapacak bir şey yok yoksa gol yiyeceğiz. Şimdi Şenol. Şenol! Yavrum benim be! Gallagher uzaktan yapıştırdı Kepa. İyi kurtardı. Beckman içeri doğru çevirdi. Yalnız Şenol'u destek diyelim de. Buradan bir gol çıkacak ya. Biz yiyeceğiz. Yedik. Valla rakip ceza sahasına girdik de. Paslaşması kaldı. Hadi yine paslaşarak girdiğim. Dembele sakatlandı. Geberir inşallah. Cooper. Bellodi. Nico. Rosanas. Şenol. Sıyrıldı. Merkeze dön şuraya ya. Ya oğlum şu çocuğu niye dışlıyorsunuz? Beckman. Nils. Çevir. Ay seni ben kaptırdın topa. Allah'tan sol bek aldım oraya da. Martinez açısı dar. Cooper kurtardı. Bellodi. Ver Şenol'a. Cooper'dan Bellodi'ye. Sportelli uzun oynadı. Tabii ki kimse yok ama Bonaventure aldı. Gallagher'a. Gallagher'dan Nils'e. Bonaventure indirdi. Niko. Ver sağ tarafa. Şenol'a çok güzel bir pas. Şenol. Vur ona. Ah be. Evet beyler. İlk yarıda kötü oynadınız. Kötü de bir gol yedik. Ama her şey için çok geç değil. Kristensen, Baro, Tonali, uzun oynadı, Bellodi indirdi ama şimdi top tekrar rakipte kaldı. Nils nice şimdi topu taca uzaklaştırdı. Beckman sarı kart gördü. Bugün çok fazla maçın içinde yoktu. Nils, nice, Gallagher. Şimdi döndü Sportelli'ye. Sportelli kalesine döndü. Bir atak geliştirecektik. O da nasip olmadı yani. Sportelli. iyice bırakın yerleşsin olur mu? ...hiç kafa basmıyor ki. Yok bu böyle olmayacak. Ramazan bugün seni hiç görmedim. Kusura bakma ama. Bu işi çözse çözse orayı çözen. Bu işi çözse çözse mutsuz şirin çözer. Bir sen eksiktin. Gel bakayım Hüseyin. Miranda, Baro. Cooper için kolay bir top. Hızlı oyna. Ya adamın 50 oyun başlatması 20 daha bir tane elini kullandığını görmedim. Hordi, Musu, Şirin. Bu işi çözerse bu çözer. Ayağı kısa mı sapas yok. İnceldiği yerden kopsun. Hudson içeri doğru çevirdi. Yine tehlikeli geldi. Chelsea. Bir pozisyon bir tane atak yakalayıp şu maçı bir bir bitirmeyi umuyorum. İşte aradığımız fırsat. Mendez içeri doğru girdi. Mendez açısı dar. Mendez. Gol mü? Sayıldı mı? Kendi kalesine be. Ya adamın dibisiniz var ya. Yine ne yaptınız ettiniz. Bir puanı verdiniz. Yeter. Allah bereket versin. Zaten üstüne oynamadığımız bir maç. E, Londra deplasmanı yani. Boru değil tabii ki. Pardon. Kaleyi gördüğünde vur diyeceğim yine. Çizgi yemeden ortalarınızı yapın. Dağılımı koru, tempoyu düşür. Elle kısa başlat. Topa dalma yok. Bir tık daha geri çekeceğim. Bir kez daha izliyoruz. Gol'ün mimarı Mendes. Orada çok güzel ekmeğini taştan çıkardı. Çalışkan forvetin yapması gereken bir iş yaptı. Dar açıdan şansını denedi. Aslında yani. Güzel. Aman diyeyim ha. Bak Hüseyin dü güzel. Hüseyin'i de aldı koruyu. Üçüncü bir stoper. Hoppa. Hordi. Niko. Nikotin bandı gibi yapıştırdı şerefsizim. Şenol sağ tarafta. Şenol ilerliyor. Şenol yap bir şeyler. Yap bir şeyler ayağımıza alışsın iki bir. Yavrum benim be. Stanford bir işte kabusu yaşıyor Chelsea. Yaşatırız. Stanford bir işte adama kabusu yaşatırız. Bir kez daha izliyoruz. Niko'dan Şenol'a. Nikotin bandı gibi yapıştırdı orada. Şenol içeri doğru kat etti. Çevirdi. Hordi. Sol ayağıyla gelişine. İki kanat oyuncusundan harika bir paslaşma. Aman diyeyim Şenol. Karanlık gecelerimin yıldızı sensin. Tamam. Sana sertliği azalt dememişiz. Yanlış şey mi tıkladım acaba? Aman diyeyim beyler konsantrasyonu bozmak yok. O yer zabal. Rosso. Aha kündeye getirdi. Aha kündeye getirdi. Tam da müdahalelerde sertliği azalt dedim. Ve kündeye getirdi. Ay. Allah'ım neydi günahım diye şimdi yine bir şeyden bağlamak istiyorum yani. Beyler, biz istediğimizi aldık. Biz istediğimizi aldık, gözünüzü seveyim. Biz istediğimizi aldık, gözünüzü seveyim. 6 dakika direnin. Allah belanı sen de mi gittin? Hakem. Ben böyle bir maç satma görmedim yalnız. Ben böyle bir maç motoru hatası görmedim. Olur. Biz böyle, biz böyle oynarız. Allah Allah. Ya başlat maaşın olduğu mevkiye ya. Takımda oyuncu kalmadı. Hudson. Oyar Zabal. Ya hoca ya. Allah belanı versin böyle oyunun ya. Kaç tane oyuncu... <laughs> Bir de ben... ya vallahi sinirlensem mi gülsem mi bilmiyorum. Kapatacağım artık ha. Böyle saçmalık mı olur? Allah belanı versin Hüseyin. Senin ben topsuz alanda yaptığım faali 90 artı 6'da yaptığım faalü ben senin Hüseyin. O şey, şey vermeyecek ya galibiyeti bize. Olsun be yine de bir puan aldık da. Haydi Cooper. Cooper. Bak nasıl küfür ediyorlar arkadan bak. Bak. Ulan göstere göstere attı da. Şerefsiz hakem orada dakikası bitti hala oynatıyor. Yine de çabanıza sağlık. Stanford bir işte 3 puanımız yendi. Bu da böyle akıllarda bulunsun. 2 tane de kırmızı kart sapladılar bize. İkisi de pozisyon değil biliyor musun? İkisi de pozisyon değil. Yavrum benim taktik değişikliğiyle yine maçı İsterse %100 oynasınlar. Sonuca giremedikten sonra ne, ne işe yarar? Ya hakem? Hakeme sallayacağım artık. Tartışmak istemiyorum ya. Chelsea aşırı şanslıydı ya. Ulan var ya iki tane kart yedik. Neyse şimdi şu çocuğa hemen yine bir supplement yapayım. Bir de şu şey artık Brian bizim aradığımız tarzda bir oyuncu. Bir de Brian'e yazılacağım artık. 5 yine şey hesabı 5.5 beş beş filan versek. Aynen. 5.5 beş beş civarı bir para versek. Ya bu ele, ele galaksi de yani sanırsın Dünya'nın en iyi takımı. Güzel. Görüşmelere başla yıldız oyuncu. Gel seni dil kursuna göndereyim aslanım. Artık dil kursu bizim için yüksek para değil. Ofansif orta sahada oynatmayacağım seni. Bir milyon euro istiyor. şurayı 250 bin yapayım. Burayı kaldır. Oho. 1.35 5 maça 1.37 istiyor milli takım. Kaldır. Şu bir kalsın o zaman ya. Ee, en çok kazananın maddesini etkiler mi diye bakıyorum da etkileyeceğini zannetmiyorum. Süper Lig şampiyonluğu 100. 5 gole de bonus verelim. Şöyle diyeyim. 110 bin, 110 bin, 110 bin helal ettim. Birinci tur aşamasına ulaşma primi bir de Ziraat Türkiye Kupası. %10'u istiyor. %10'u kaldır 975'e sar ya. Güzel. 17-250 serbest kalması var ama yani. Gallagher Atletico maçını kazan kaçıracak. Şenol kaçıracak. Yani Lampard seni bir... Yani tabii maç genel olarak daha iyiydi de. Ben söylediklerimin arkasındayım. Yine de beraberliği hak etmediniz. Biz iki tane çok güzel kontradan sapladık size. Birini zaten Mendez ekmeğini taştan çıkardı. Şu penaltı yani artı 8'de artık. Bu hakem Stanford bir işte vefanın adını duymamış. Bu ne böyle anasını satayım. Nereden geldiği belli değil. Stanford bir işte Chelsea yenecek. Olmaz öyle şey dedi. Ya bu biraz lobi eksikliğinden kaynaklandı. Onu söyleyeyim. Lobimiz yok tabi. Daha yeni yeni. Avrupa kupalarında ilk maçımız. Bunda biraz şey yapmamız lazım. Kabullenmemiz lazım. Evet, antrenman tesisleriyle ilgili isteğimizi yaptık. Şunu şey yaptığımıza göre, ben artık ee, mendesi göndermenin zamanı geldi diye düşünüyorum ya. Mendezle Niko'yu bir daha kıyaslayalım. Niko da fena oynamıyor. Siz yine bakmayın. Aslına bakarsanız her şeyle aynı gibi. Yalnız Mendez'in değeri 1.6 olmuş ya. 700'e satarsak biraz zarar edeceğiz gibi. Çoğu Süper Lig takımının kadrosunda mutlak görmek isteyeceği bir isim. Bu sezon nasıl 4 maç oynadı ya? Çok ilginç. Valla bilmiyorum hangisini satsam. Çok acele etmesek de olabilir yani. Oyuncu bir gelmeyi kabul etsin de. Ondan sonra bakarız. Bence Mendez'i satalım ya. Nicoem sonradan geldi. Nico'nun bir tık daha gelişme ihtimali var. Bunu çıkar. Nikon'un şey Mendez'in maaşı düşük. Avantajı o. Cooper övelim. Şenol'u övelim. Sportelli tekrar övelim. Evet bu bölümde çok önemli iki maç oynayacağız. Tribünlerin dolu, dolu olması bekleniyor. 51 bin. 7 bin Vefa Spor taraftarı deplasmanda. Haydi bakalım. Ondan sonra bir de Türkiye Kupası maçı patlatacağım. Evet sağ meselesini yönetimden bekliyoruz. Önümüzdeki aylarda bir şeyler yapacağım dedi de. İnşallah çok da uzun olmaz yani. Güzel bir tesislere kavuşalım artık. Hemen Galatasaray gözlemci raporuna bakalım. Oha! Az daha defansif oynasaydınız oğlum bu biraz ofansif oldu. Evet Galatasaray korkmuş vaziyette. 7 tanesi ilk 15 dakika sol kanattan. Ben o zaman bu maç madem bunlar bu kadar çekingen oynayacaklar kendi oyunuma döneyim. Çocuğu bir ayartabilsek çok güzel olacak. Şu an Şampiyonlar Ligi'nde ne durumdayız? Evet, her şey Atletico maçına kaldı. Ulan var ya, orada galibiyeti alsaydık iş bitmişti. Orada galibiyeti alsaydı iş bitmişti. Hakem ne yaptı etti bizim grup aşamasını sattı olan hakem. Santos ren Renyer diye bir oyuncu. Gözle bakayım. Belki bir şeyler çıkar. Aliyev'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Aliyev çıktığımız ilk sene gelsen çok güzel olurdu da. Artık istediğimiz seviyede değiliz. Çeviklik yedi ya. Evet Golden Foot. Ne yapmış bakalım millet? Ay maşallah. 44 maçta 35 gol neymiş öyle ya? Icardi gel aslanım. Icardi Benfica'da mı? Kaç aldınız siz bunu? 28 milyon euro. Bedavaya gitmiş. Cooper yok mu Cooper? Nerede bizim Cooper? Cooper yok. Gol yenilmeden tamamlanan maç sayısı 50 maçta 29 yenilen gol aynı. Steyer geni vereceğim. Mbappe bence bir tık daha iyi. 50 maç oynamış biri. Biri 43 maç. 7 maç az değil yani. Ama Sterling biraz da başka oyuncular olsun. Hep aynısı olmasın. Gel Sterling. Bir tane de sana yapıştırayım. En formda oyuncu Nico. En yüksek ortalama puan Bonaventura'da. Bonaventura niye düştü hala zaten anlamış değilim de. Adam hayatının performansını gösteriyor. Bilmiyorum. Evet bu ay 4 milyon euro kârdayız, 45 milyon euro kasamızda para var. A plus. Evet Kayseri maçındaki yeni ilgiden dolayı biraz mutsuzluk var. Transferlerden memnun taraftar. Şenol takımın lideri. Aslanım benim. Chelsea maçında boş geçmedi görüyorsunuz. Fiziğini de geliştirdi. Şakası yok. Valla Tarsus maçını biraz daha rahat oynasak olur ya. Çok da kasmaya gerek yok. Bianchi. Dursun fena değil gibi ama. Geleceğin yıldız adayı. Mevki. Forvet bitiricilik 10. Olur. Senden olsa olsa sahte forvet olur. Rosana'sın hafif bir sakatlığı var. Şey oynatalım o zaman riski atmayayım. Mamito gel buraya. Ulan keşke Mamito'yu da yedeğe alsaydık ya. Hadi dedim lazım olmaz. Rosanas'ın da sakatlanacağı tuttu. Bunların hepsi var ya oyunun şeyi. Kendi yaptığı planlamalar. Hain planlar. Nasıl kaçırdık ya? Mendes seni çıkartacağım. Seni büyük ihtimalle satacağım Mendes. Darılmaca yok. Orta sahamız bir gelsin de. Evet bunlar da 4-2-3-1'e döndüler. Bu akşam sizden galibiyet bekliyorum çocuklar. Artık bu Vefa Spor acımadan istediği skorları alabilmeli. Kaliteli bir takımız ve üstesinden gelemeyeceğimiz bir sorun yok. Simiş taş atışını kullandı. Sedat. Çevirdi. Ar Lan oğlum öyle gol mi yenir? Allah'ım ya Rabbim ya. Cooper yine güven verdi anasını satayım. Beckman. içeri doğru çevirdi. Bellodi'den bir kafa üstten dışarı çıktı. Sportelli, Nils. Verdi pasını Niko'ya. Niko'dan sağ tarafı güzel bir top Şenol. Çok güzel aldı Şenol. Çevirirse tehlikeli olur. İçinden geçti Aldat dedi. Rakibe çarptı orada top. Eşitliği getiren golü atabilirdik. sakinleş. Taş atışını kullanan Muhammed. Vefaspor Faspor oyunu üstün olan taraf. Bonaventura şimdi onu bir golle süsleyebilir miyiz? Çok kolay bir top. Cooper yine bugün üstün performansıyla taraftarı kendini hayran bıraktı. Cooper fırsat kolluyorum. Şu ocak bir gelsin. Değiştireceğim seni az. Değiştiremeyeceğim de sezon sonu artık. Beckman. Verdi pasını Nils'e. Nils. Çevirdi merkeze Niko'ya. Gallagher. Beckman. Nils çevir içeri. Beckman. Vur ona. Oha ya. Ya Bonaventura. Oradan kalecin üzerine mi atılır anasını satayım? İkinci yarı sizden daha iyi bir performans bekliyorum. Kontra ile başladık. Kontra ile başladığımız zaman genellikle gol oluyor. De, gol de yiyebiliriz. Bellodi. Sağ tarafa güzel top. Şenol. Çevirirse tehlikeli olur. Şenol al onu. Valente indirdi. Şenol çevirdi. Bonaventura, Nico, Beckman ve gol. Dedim. Santra ile başladığı zaman gol olur. Ya yiyeceğiz ya atacağız. Bu sefer atan taraf olduk. Beckman'dan 5. gol. Valente orada güzel indirdi Şenol'a. Şenol'dan iyi bir orta Bonaventura indirdi. Çok güzel kafa vurdu. Niko gelişine <laughs> Nefis bir bak. Şu pası yaptıran adam yani. Neden Mendes'i göndereceğim oyun onu anlatıyorum. Haydi beyler yürekli oynayın. Bu maçı kazanabiliriz. Biraz daha hücum ağırlıklı desek. Evet yorgunluklar başladı. Şenol'u biraz dinlendirelim. Elliot gel. Bir çift forvet zamanı geldi mi diyorsunuz. Mendez buradasın. Şuraya bir de hor alacağım. Bonaventura konusunda da bence Bonaventura'nın düşmesinin en büyük nedenlerinden biri şey olması. Yaratıcı forvet olması. Onun çalışmasını komple forvete döndürürsem sıkıntı kalkacak gibi. Beyler bu maçın hakkı beraberlik değil ama Markao. Taç atışını kullandı. Bruno Costa. Top tekrar Markao'da. Bas hemen oraya. Hatalı bir top. Tekrar Markao'da. Döndü geri. Dön bebeğim dön çaresiz başım. Bonaventura şimdi baskıya geldi. Cem. Costa bas ona güzel gelir. Şimdi Nico'da top. Döndü geriye Mamito'ya. Mamito sağ taraftan verdi pasını Elliot'a. Elliot. Ne yaptın lan? Bruno Costa içeri doğru çevirdi. Vurdurmayın ona. Eyvah maç gidiyor. Maç gidiyor. Ulan seni ben uzaklaştırdım topa. Ya bu ne cenabet bir bölüm oldu böyle. Gebersin Muhammed ya. Çabalarının harika olduğunu söyle diyor bir de. Valla ligde çok önemli bir düşüş yaşıyoruz şu an. İki tane abuk subuk golle Beckman gol primi alsın. Helal ettik lafımız yok da. Elliot'la olacak iş değil bu beyler. Elliot yerine benim Ocak ayında bir şeyler bulmam lazım. Senin derdin ne lan? Moralin düştü. Herkesin bir tribi var anasını satayım. Takım mı yönetiyorum, BBG evinde mi oynuyorum belli değil. Bonaventura'yı, valla Bonaventura bilmiyorum. Sana bir fırça kayacağım artık. Hadi bir şey demeyeyim de. Demeyeyim diyordum da. Standartların düşük oğlum. Bu ne böyle? Da yiyor ama gelişiyor. İyi <laughs> yanından bakın. Yiyor ama gelişiyor. Bunlar hep tecrübe. O arada biz şampiyonluğu kaybetmişiz falan. Önemli değil. Evet. İsmail Niko'yu övdü. Koronel gel aslanım. Gavura basar gibi bastım. Koronel Ocak ayında bizim. Trabzonspor Rıza Çalınbayın görevine son verdi ve Faspor kolay bir e, galibiyet bekliyor. Şöyle mi yapsak acaba? Rotasyon koyalım. Elliot Beck, Beckman yerine ee, Horde'yi oynatacağım. Son zamanlarda fena performans göstermedi Beckman. Evet kadromuz bu. Bülent de sakat. İyi Sercan gel buraya. Bunun sonucunu göster gitsin ya. Kazanırız herhalde. Onun yerine Göztepe maçını oynayayım. 6-0. Net bir skor oldu yani. Mendes içeri doğru çevirdi Hüseyin harika bir kafa. Ve Faspor öne geçti Mendes. İkinci gol. Faruk, Sefa, Mendes, Aykut. Elliot, Aykut yapıştırdı. Bir gol daha Tarsus İdman yurduna. Aykut. Tekrar Mendes. Çevirdi Hordi indirdi. Mendes harika bir bitiriş. Aykut içeri doğru çevirdi. Mendez'den bir kafa daha. Mendez'in gecesi. Faruk. Soldan Beckman'a. Beckman içeri doğru çevirdi. Mirza. Bir tane de Mirza attı. O kadar vefa spora kiralık geldi. Boş geçmesin. 40 bin euromuz da geldi. Bereket versin. Evet sarı kart cezasına ulaşan oyuncular var. Antrenman performanslarına bakalım. Aslanım senin derdin ne? daha fazla hücum tekniği antrenmanı istiyor. İki hafta hücum yapayım bari. Şuraya da teknik yapalım. Lutaro Messina. Ay maşallah o fizik neymiş öyle ya. Messi'nin çakmasını buldum beyler. Messina çeviklik 17 denge 16 hız 16 hızlanma 17. Hızlanma ikisi de 17. Diyorsun. Şenol 2 yıldız Messina 4 yıldız diyor. Ne kadar? 5'e sarıyor musun? 23'e sarayım diyor. Tabi. Evet, kendi oyunumuzla bu maçı kazanacağız ya. ve Faspor bu maçın favorisi. 2 bölümdür tatsız mağlubiyetler alıyoruz. Şuradan bir galibiyetle döneyim de keyfimiz yerine gelsin bölümü de öyle bitirelim. Az takım oyuncularını şöyle değiştirelim. Herkes iyi durumda. Mendez'i çıkar. Tamam ya Mendes. Seni göndereceğim. Ya tam göndereceğim. Hocam sıkıntı yok diye anladı herhalde. İçine mi doğdu bilmiyorum. Liderliği 15 olmuş. Cooper övelim. Cooper baya kendini geliştiriyor yalnız ha. Hala şu tesis meselesini bekliyorum. Bu bölümde çözeriz diye düşünüyordum ama yönetimden ses seda çıkmadı. Onuna kadar devam edecek. En az bir kalecimizin potansiyel yüksek diyor. Ofansif orta saha orada ofansif orta sahada olabilir. Iğdır doğumlu ve kaleci oynayan. Hadi bakalım. Of be Vefa Spor'dan efsanevi bir kaleci çıkarsa çok iyi olur. Komple sağ taraf gidik. Oynasın ya. İkinci yarıda da Mamito'yu sokarız. Kurtarır. Artık şu kötü formu bitirmenin zamanı geldi bir kendinize gelin artık. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Bir 6 ay sakatlansın da rahat edelim anasını satayım. Sisi reddi. Rosanas verdi pasını Niko'ya. Niko uzun oynadı. Şimdi sisir indirdi. Gallagher. Nis. Nice. Verdi pasını Beckman'a. Beckman çevirdi. Gallagher. Nis nice uzaktan bir şut ve 1-0 ve Faspor önde. Güzel gol. Taraftarlar coşmuş bir vaziyette. Stat tıklım tıklım beyler. Koronavirüsünden dolayı komple kapatmayı düşünüyordum da paraya ihtiyacımız var. Güzel bir gol. Şakamak'a ara transferde bayağı güçlenmiş bir Vefa Spor olacak. Gösterdiğiniz performanstan memnunum. Biraz daha pozitif ve dengeli bir oyuna döneyim. Bingula geriye döndü. Koş Bonaventura. Igo verdi pasını. Aldı onu şimdi Valente. Haydi Valente ver pasını Bonaventura birebir kaldı. Bonaventura. Oğlum ne oldu sana? Nazar değdi çocuğa ya. Bekme şimdi kafayla uzaklaştırdı top. Niko'da. Niko. Niko. Güzel dripling yaptı. Verdi pasını Hordi'ye. Hordi içeri doğru güzel kat etti. Hordi. Niko. Çevirdi. Beckman. Nils. Tekrar Beckman. Vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi be. Değişikliklerimizi yapalım. Dur bakayım. Şuraya Mamito'yu alacağım. Abdülsamet. Samet. Nils. Beckman. Verdi pasını Gallagher'a. Nils sol taraftan ilerliyor kaptırdı. Şimdi Bingula'da top. Bonaventura. Haydi aslanım. Verdi pasını. Harika bir asist Bonaventura'dan. Yine ekmeğini taştan çıkardı. Hocam buradayım merak etme dedi. Güzel. Yüreklere su serpti Bonaventura. Güzel bir müdahale, güzel bir bitiriş. Evet Rölanti alacağım. Önümüzde çünkü bir Atletico maçı var. Valla ne yapsak yetiyor bilmiyorum. Yine de UEFA'yı garantiledik ya. Aslında çok da önemli değil ama. Şu ofansif orta saha çocuğu çok istiyorum. Onun için bir şampiyonlar ligi patlatabilirim. Valente kaptırmadı. Verdi pasını Beckman'a. Beckman uzaktan yapıştırdı. Ya bugün iki tane direği var. Bu çocuk da bayağı tehlikeli. Fırsat bulduğu zaman affetmiyor da. Bak. Fake'e bak. Allah'ım ya Rabbim ya. O kadar fake attı. <laughs> Sefa'yı attı. O da topu kaptırdı. Bu muydu lan organizasyonunuz? Organizasyonu kes ya. Oha. Kayseri'nin iki maç eksiği var. Valla ligde kıran kırana bizi bir mücadele bekliyor gibi. Ay senin 3 haftana da 4 haftana da. Sakatlıktan döndükten sonra oynat dedim. Şimdi bir de tribe girecek. Vallahi diyecek artık hiçbir şey bulamıyorum. Yansın bir, bitsin bir rüya ya. Aldatıp da gülene yazıklar olsun. Doğmamış çileler, yaşanmamış dertler. Evet arkadaşlar burada bitiriyorum. Bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni bölümlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.